Eskiden kullanılan diş tellerinin yerini artık şeffaf plaklar aldı. Üstelik bu şeffaf plaklar çocuklarda çarpışıklıkları önlemek için koruyucu hekimlik olarak da kullanılıyor. Şeffaf plaklar ortodontik tedavi yöntemlerinden birisi. İşte hem çocuklar, gençler, erişkinler, herkes için aslında tel takmak istemiyorum diyenlere sunabileceğimiz bir estetik, rahat, konforlu bir alternatif. Genç erişkinler için de hem de büyüme potansiyelini değerlendirdiğimiz, apareller kullandığımız, zorlandığımız durumlar için de bir alternatif olmaya başladı. Çapraşıklığın, darlığın oluşmasını engellemek için koruyucu ortodontik tedavi olarak çok çok işimize yarıyor. Şeffaf plak tedavisinde hastaların ağız içi taramaları alındıktan sonra hastaya özel bir tedavi planlaması yapılarak tedavi süresi ve plak sayısı belirleniyor. Tedavi süreleri tellere göre birazcık daha, belki 3-4 ay, 5-6 ay bazen daha kısalabiliyor. Sadece hastanın uygun olması, düzgün kullanması ve iyi bir planlama yapılmasıyla olabiliyor. Mutlaka birkaç seri şeffaf plak yanlarına veriyoruz. O yüzden de yurt dışında olan hastalarımıza çok büyük alternatif oldu. Minimal ağrı oluyor, minimal rahatsızlık oluyor. Ağrı bile denmiyor açıkçası. Bu şeffaf plakları her yemekten önce çıkartabiliyor hastalar. Böylece çok daha rahat yemek yiyorlar. Üstelik öz bakımlarını, yani dişlerini fırçalarken de hiçbir zorluk çekmiyorlar. Hem estetik olarak çok belli olmuyor. Erişkin hastalarımız özellikle çok tercih ediyor, seviyor. Bir de özel günlerde diyelim ki düğünü var, arkadaşının düğünü var, kendi düğünü var, balayı var. Bu tür durumlarda telleri çıkartmak pek mümkün değil. Ama şeffaf plakları böyle küçük kaçamaklar, aralar vermek için bazen çok nadir de olsa kullandırabiliyoruz. Uzmanlar plaklarda düzenli kullanım sağlanmadığında tedavi süresinin uzadığını belirtiyor. Ne zaman bir ortodonti uzmanına gitmeliyiz? Pedodonti kontrolleri yaklaşık 2,5-3 yaşlarında başlıyor. Bizim önem verdiğimiz daha küçük, yani bu yaşlardaki hastalarda pedodonti takipleri yapılıp büyüme gelişiminde herhangi bir olumsuzluk varsa, ileride çenelerinde ve dişlerinde bozukluk olacağı düşünülüyorsa o yaştan itibaren düzenli kontrole gelmelerini tavsiye ediyoruz hastalarımıza.